Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, Galatasaray'ın transfer gelişmesiyle programımıza başlıyoruz. Omar Alapdüley Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda oynayan Omar'ı şimdi kariyerine bakalım. Neler yapmış? Galatasaray'ın oyun sistemine, Fatih Terim'in oyun sistemine uygun mu? Buna bakacağız. Şimdi Omar'dan önce şunu da söyleyelim. Emre Kılınç ve Oğulcan'la zaten bir anlaşmaya varılmıştı. Bir de biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu'yla da sözleşme imzalanmaya çok yakın. Hatta anlaşma aşamasında, hatta anlaştı diyebiliriz bunları. Bu üç oyuncuyla anlaştı. Şimdi Hürriyet'in haberine göre, bakın Hürriyet'in haberine göre Omar Galatasaray'da yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Omar yıllık Galatasaray'dan 1,5 milyon euro gibi bir para alacak. Ben daha önce yayınlarında her zaman söyledim. 3 milyon veya 4 milyon, 3,5, 2,5 gibi ücretlerin artık Türkiye'de verilemeyeceğini söylemiştim. Bu transfer de buna işaret. Yani 1,5 milyon euro, evet, futbol piyasası için biraz düşük olsa da Türkiye için yüksek meblağ artık bu pandemiden sonra. O yüzden 1,5 milyon euro ne fazla ne az, tam orta şeker. Yani verilebilecek bir para. Şimdi Omar'da şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Omar Olympiakos'ta bu sezon ligde 21 maçta forma şansı bulmuş. Bir tane gol atmış, asisti yok. Bakın burada şuna dikkat etmek istiyorum. Mariano'ya bakalım. Mariano evet çok fazla asist yapmayabilir, gol atmayabilir. Ancak hücum yönü çok kuvvetli bir futbolcuydu. Hatta sağ bekten Galatasaray zaman zaman oyun kuruyordu Mariano sayesinde. Ama ne oldu? Şimdi Mariano'yu gönderecek Galatasaray, onun yerine Omar'ı transfer ediyor. Ama Omar, yani Fatih Terim'in oyun sisteminde nasıl yer alacak? Şimdi baktığımız zaman 21 maçta 1 gol ve hiç asist yok. Yani asisti çok fazla olmayan, yani hücum hattının 3. bölgeyi çok iyi oynamayan bir futbolcu. Bunu direkt istatistiklerden çıkartıyoruz zaten. Şimdi defansif yönü iyi olduğu için acaba hoca defansif yönü beklerde biraz daha ön plana mı atmış durumda? Çünkü Galatasaray zaman zaman Mariano'nun çıkışlarında sağ bekten çok fazla atak yiyebiliyordu. Veya Nagatomo'nun olduğu dönemleri hatırlıyorum. Nagatomo da 3. bölgede çok etkiliydi. Ancak defansif yönü biliyorsunuz ki ofansif yönüne göre biraz eksikti. Ancak buralardan çok atak yiyebiliyorlardı. O yüzden acaba artık iki bekeri de defansif yönüne göre mi transfer edecek? Omar bu şekilde olacak büyük ihtimal. Omar olacak. Omar da bu şekilde daha çok defansif yönü kuvvetli olan bir futbolcu. O yüzden bir sol bek adayında da bakalım neler olacak. Saracchi'nin de biliyorsunuz ne ofansif yönü güçlü ne defansif yönü güçlü. Biraz sıkıntılı. Evet, ofansa çıkmaya çalışıyor ama asist yönünden bazı sıkıntılar yaşayabiliyor ve bu pasları, final paslarını yapamıyor. Şimdi oraya yine adaylar var. Bunu daha önce konuşmuştuk sizlerle. Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin, Umut Meraş üçlüsünden bir tanesini Galatasaray'a alacak. Bunun birinci aday, bakın Fenerbahçe eğer Hasan Ali ile yollarını ayırırsa birinci aday Hasan Ali Kaldırım. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Omar kariyerini şu an Olympiakos'ta devam ediyor. 116 maça çıkmış, 10 tane gol atmış. Yani biraz ben Galatasaray'ın oyun sistemine uygun olmadığını düşünüyorum. Fatih Hoca'nın sistemine uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü ofansif olarak çok güçlü bir kadro kurmayı seven bir hoca. Yani beklerin de oyuna dahil olmasını isteyen, gelir geldiği zaman sürekli ileri çık diyen bir Fatih Hoca'nın. Neden Omar'ı tercih ettiğini tam çözemedim. Açık ben kendi şahsım adıma söylüyorum bunu. Ve Norveç milli takımında 43 maça çıkıyor ve gol yok. Yani gol, evet gol atmasın ama asist yapsın. Yani en azından beklerden asist beklersin ama asist yönünde de Omar'da maalesef biraz sıkıntılar var. Bunu söylemeliyim. Ama tabii ki de Fatih Hoca'nın burada bir planı vardır. Herhalde artık beklerin de defansif yönü biraz daha ağır basan futbolcuları yönecek. Ki Lines defansif yönü, ofansif yönüne göre biraz daha ağır basan bir futbolcu. Omar'la zaten aynı bölgede oynuyorlar ve milli takımından arkadaşlar. Ama ilk tercih Omar. Yani Omar oynuyor Norveç milli takımında.
O yüzden bu transfer edilmiş olabilir. Bu yüzden transfer edilmiş olabilir. Ve Norveç'te futbolcular sorunsuzdur. Yani otur dersin oturur, oyna dersin oynar. Yani çok fazla problem çıkartmaz. Omar da bu tipten oyuncu. Ancak yaşı hani böyle çok genç değil. Yani artık genç futbolculara yöneleceğiz derken ben yabancı kısmında da biraz daha genç olacağını düşünmüştüm. Ancak burada baktığımız zaman 28 yaşında, çok genç bir futbolcu değil. Evet, yaşlı bir futbolcu da değil. Genç de futbolcu değil. Tam böyle altın dönemlerini yaşayan bir futbolcu. Umarım Galatasaray hayırlı olur. Fatih Terim'in de istediği kadro şekillenir. Kadro tamamen değişecek. Seriyle yollar ayrılacak. Seriyle büyük ihtimal kalacak diyorlardı, ancak bir gelişme olmuyor. Seriyle de yollar ayrılacak. Mariano ile yollar ayrılacak. Belhanda'yı göndermek istiyor Galatasaray. Feguli ile yollar ayrılabilir. Falcao'ya teklif gelmesi durumunda, bakın iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılma ihtimali var. İki stoperden bir tanesi, yani Luyendama ve Marca, bu iki tanesinden bir tanesi satılabilir ya da ikisi de satılabilir iyi teklif gelirse. Maicon da Galatasaray bugün itibariyle geri dönüyor. Maicon'u elinden çıkartmak istiyor Galatasaray. Ancak El Nassr istediği parayı vermedi ve Maicon geri gelecek. Şimdi bir tane daha yabancı elinden çıkartmak zorunda. Telles'ten gelecek bir para var. Bunu zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. Şimdi bugün yine bir haber düştü medyaya. Fotomaçta gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Chidera Ejuke. Ejuke sol kanat oyuncusu. Yani Onyekuru'nun yerine alınabilecek bir futbolcu. Yani eğer Galatasaray o bölgeye Onyekuru'yu alamazsa, ki birinci hedef Onyekuru, bonservis bedeli yüksek olduğu için birazcık olma ihtimali düşüktüm Onyekuru'nun. Ancak alternatif olarak Ejuke'yi görebiliriz diye bir haber atıldı. Şu an Heverven'de oynuyor. Aynı zamanda Galatasaray'ın bu bölgeye transferinde Trezeguet'i de görebiliriz. Trezeguet isteniyor. Bu sezon çok da iyi bir sezon geçirdi Trezeguet. Ejuke de bu alternatifler arasında girmiş durumda. Ejuke bu yıl 25 maçta 9 gol 4 asist yapmış. Yani skorer bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Sol açığa göre 9 gol 25 maçta idealdir. Yani biraz asist kısmında biraz sıkıntılar var. 9'a 8, 9'a 9 veya 9'a asist kısmı biraz daha önde olsaydı evet diyebilirdik ki tam ideal, Galatasaray'ın aradığı ideal bir açık diyebilirdik. Ancak burada gol pozisyonu, yani golde biraz daha önde olduğunu görebiliyoruz. Burada da biraz Ejuke sol kanattan alıp içeriye girebilen bir futbolcu olduğunu direkt istatistiklerden görebiliyoruz. Şut atmayı seven bir futbolcu, Onyekuru kadar da olmasa hızlı bir futbolcu. Biliyorsunuz ki Fatih Terim'in oyun planında açıklar çok önemli. Ama şunu istiyor Fatih Hoca. Özellikle sol kanattaki oyuncuların hepsi hızlı futbolculardır. Rodriguez, ondan sonrasında gelen Onyekuru. Bu iki futbolcu da çok hızlı bir futbolcuydu. O yüzden oyun planı içerisinde hızlı futbolculara yer veriyor. Özellikle kanatlarda. Ejuke de bu pozisyonda bir futbolcu. Yararlı olacaktır. Galatasaray'da olabilir. Ve yaşı öyle çok... yani ben kendi açımdan genç bulmuyorum. Şimdi evet, genç futbolcu 22 yaşında, ancak hani artık Avrupa'da genç futbolcu dediğimiz zaman 18-19 yaşında futbolcular genç literatürüne giriyor. 22 yaşındaki futbolcular ise genç olmuyor artık. O yüzden hani evet, Türkiye Ligi için genç bir futbolcu olabilir. Şimdi kariyerinde neler yapmış? Heverven'de toplam 25 maçta 9 gol 4 asist yapıyor. Ondan öncesinde 2017-2019 senesinde Vålerenga ile 59 maça çıkıyor ve 13 gol atıyor. 2016'da da Gombe United'la başlıyor kariyeri. Sonrasında ise piyasa değerinin 4 milyon euro olduğunu görüyoruz Transfermarkt'te. Ancak şöyle bir şey de, şunu da söylemek istiyorum. Sözleşme bitiş tarihi 2023. Yani bu oyuncu eğer 4 milyon euroya alınırsa büyük bir iş yapılmış olur. Ancak bu oyuncu bence 4 milyon eurodan fazla istenecektir. Ben biraz araştırma yaptım. Bu transferin 7 milyonla 9 milyon arası bitebileceği konuşuluyor. Ancak Onyekuru'ya da zaten Galatasaray bu bütçeye ayırmıştı. Yani 9 milyon, 8 milyon euro gibi bir bütçe ayırmıştı. Eğer olmazsa Ejuke'ye dönülebilir. Ama ondan öncesinde benim şahsi düşüncem, Ejuke'den önce Trezeguet'i de gündemine almış durumda Galatasaray. Öncesinde Trezeguet'i deneyecektir. Kiralık formülü deneyecektir. Çünkü bonservisi yüklü miktarda olacaktır. Yani 7-8 milyon euroyu bırakacaklarını zannetmiyorum ben Trezeguet'i. Hemen
Akabinde eğer olmazsa Ejuke'ye dönüş yapılacaktır. O yüzden onu şunu net söyleyelim. Ejuke en azından alternatif olarak şu anda nabız yoklanıyor. Biten bir transfer değil. Bunu tekrardan sizlere söylemeliyim. Her yayınımda da söylüyorum. Galatasaray Arda Turan'la en azından Fatih Terim anlaşmış durumda. Şöyle anlaşmış durumdalar. Evet, ben senin takımında görmek istiyorum. Ligler bitsin, oturacağız, konuşacağız. Büyük ihtimal olma ihtimali var. Bunu tekrardan sizlere söylüyorum. Sol beke tekrar döndüğümüz zaman Hasan Ali Kaldırım birinci aday. Olmazsa Caner Erkin'le görüşülecek. Olmazsa Umut Meraş. Buraya kesinlikle bir tane yerli takviye gelecek. Bunu tekrar söyleyelim. Ve Galatasaray'da kaleye bir aday daha eklendi. Serkan Kırıntılı. Biliyorsunuz ki 6 ay oynamayacak Mustera. Oynayamayacak Mustera. Okan'ın yanına tecrübeli kaleci almak istiyor Galatasaray teknik ekibi ve yönetimi. Şu anda Serkan Kırıntılı'yı da gündemine almış durumda. Normal şartlar Lung'la görüşülüyordu. Ancak yabancı sınır olduğu için önümüzdeki yıl Lung büyük ihtimal olmayacak ve yerine şu an Serkan Kırıntılı'yla görüşülüyor. Daha tecrübeli, daha iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Volkan Babacan'la da görüşmeler devam ediyor ama Volkan Babacan'ın Galatasaray'ı tercih etmeme ihtimali var. Çünkü Beşiktaş'ta kendisini istiyor. Beşiktaş'ta direkt ilk 11 oynayabileceği için Volkan Babacan Beşiktaş'ı tercih edebilir. Galatasaray'ı tercih etmeyebilir. Çünkü Muslera döndüğü zaman biliyoruz ki kaleyi %100 Muslera devralacak. O yüzden Serkan Kırıntılı'yı da listesine aldı. Eğer anlaşma sağlanırsa Serkan Kırıntılı'yı da Galatasaray'da görebiliriz. Evet, ben yayınımı sonlandırıyorum. Galatasaray'da transfer gündemini sizlerle konuştuk. Tabii ki de haberleri sizlere değerlendiriyorum. Futbolcular neler yapmış, kimi istiyor Galatasaray'da faydalı olur mu, bu futbolcu kaç tane gol atmış. Sadece ben bunları değerlendiriyorum. Kendi iddiam olduğu zaman tabii ki de diyorum ki bu benim iddiam. Ben bunları ortaya atmıyorum. Sadece oyuncuları değerlendiriyorum. Neler olmuş, neler yapabilir bu futbolcular. Galatasaray'a fayda sağlar mı? Daha önce oynadığı takımlarda neler yapmış? Onlara bakıyoruz. Tabii sizleri de burada değerlendirmeye çalışıyorum. Lütfen abone olun bana. Benim tek isteğim sizden abone olmanız. Yorum yapmanız, tabii yorumlarınızın hepsini dikkate almaya çalışıyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Ve beğeni atmanız da çok önemli. Beğeni atarsanız bizim kanalımızda yukarı doğru çıkacaktır. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalınız. Sağlıkla kalınız.